Mersin Belediyesi siyasetin dışında duran, sınıfsal, genel yaşam alanında, yaşamın içine sınıfsal bakmayan bir anlayış değil. Mersin Belediyesi sosyalist bir siyaset. Yürütüyoruz sosyalist bir siyasetin temsiliyeti burada. Bundan kaynaklı da programsal olarak da sosyalist anlayışın bakış açısı doğrultusunda, program doğrultusunda hareket ediyor. 1 Mayıs dünya işçi sınıfının mücadeleyle kazandığı, gerçekten büyük bedeller ödeyerek kazandığı bir gün. Bu anlamıyla da 1 Mayıs'ın biz küçüklüğümüzden bugüne gelene dek bize bıraktığı çok büyük bir haz, çok büyük bir mücadele ruhu var. Bu anlamıyla da Dersim Belediye Başkanı olsam da esasen işçi sınıfının kurtuluşundan sonra bir siyasetin ya da sosyalist bir anlayışın parçası olmaktan kaynaklı da işçi sınıfının almış olduğu bütün kararlar, bütün çalışmaların parçasıyız, biz de parçasıyız. Bundan kaynaklıdır ki temel hak, temel özlükler düzeyinde 1 Mayıs'ı önemseyen işte ikramiyelerin verilmesi, 1 Mayıs'ta onların almış olduğu karara hiç müdahale etmeden direkt içinde olup onların aldığı kararlar doğrultusunda hareket ediyoruz. Bu süreci ben bütün dünya işçi sınıfının ya da genelde dünya ama özelde de Türkiye halklarının ve Türkiye işçi sınıfının emekçilerini daha da önemseyerek, bu süreci daha da örgütlenerek, bir arada durarak, hepimizin de bir parçası olarak mücadelenin büyütme zamanıdır. Aksi takdirde tam da kapitalist emperyalist sistemin bize dayatmış olduğu işçilerin örgütsüzleştirilmesi, yok sayılması ve benzeri bütün durumlar her birimiz üzerine büyük bir etki bırakacaktır. Ve bu da onların tam da istediği bir düzene doğru bitmeye başlayacaktır. İşçiler örgütlendikçe patronlar korkuyor, işçiler örgütlendikçe düzen korkuyor, işçiler güçlendikçe ve mücadele alanlarını büyüttükçe bütün kapitalist sistem korkmaya başlıyor. Bu anlamıyla da Dersim Belediyesi olarak işçilerin hem bugün hem de bundan sonraki bütün yaşamın alanlarındaki etkinliğini daha da büyütmek, örgütlenmesini daha da güçlendirmek adına bir çaba içerisinde olacağız. Aslında sistematik baktığımızda dünyanın hiçbir kapitalist ve emperyalist ülkesinde işçilerin kurtuluşuna dair bir yönetim biçimi, işçilerin kurtuluşu ve işçilerin mücadele örgütlülük çerçevesinde daha güçlenmesine dair bir bakışı yok. Tam tersi onların emeği sömürme ile ilgili bir planlaması var. Bu anlamıyla da süreç neye tekabül edersin? Koronavirüstür, belki geçmişteki diğer salgınlarda, bundan sonraki olacak bütün salgınlarda kapitalizm şöyle düşünmez. Bakın burada çalışanlar var, emek sarf edenler var. Hakikaten hizmetten tutun birçok alanda emeğini, alın terini dökenler var. Bunlar daha rahat yaşasın, bunlar daha huzurlu olsun, daha refah güzelsin diye bir çaba içerisinde olmaz. Tersine bütün dönemlerde her zaman onları daha fazla çalıştırmak, onların emeği üzerinde daha fazla para kazanmak, daha büyük rantlara imza atmak için uğraşır. Şimdi böyle bir dünyada koronavirüs sürecinin de içinde olduğu bu süreçte işçilere bir ayrıcalık tanıma gibi dertleri olmayacaktır. Olmaz da. Bundan sonra da olmaz. Şimdi de yok ve bundan önce de yoktu zaten. Bundan kaynaklı da işçiler bu geçmişte, bugün ve bundan sonraki bu tür durumlarda, savaşlarda, kavgalarda, yoksulluklarda, yani zulüm, baskının yapıldığı bütün dönemlerde mutlak ama mutlak dünya işçi sınıfının ortaklaştığı, bir araya geldiği mücadeleyi yürütmek zorunda. Aksi takdirde böyle parçalar yönetleyecek ve parçalayacaklar ve gerçekten de kendisini biat eden bir toplum anlayışını örgütleyecek sistem. Bundan kaynaklı da biz şöyle bakarız. İşçilerin kendisini örgütlediği, kurtuluşa götürdüğü bir sosyalist devlet ya da bir sosyalist dünya yaratma çabasının bir parçası olması gerekir. Sınıf üzerinde kendisini örgütleyerek o yönetimin bir parçası, o yönetimin tam da içinin merkezinde olması gerekir. Aksi takdirde birileri hep örgütleyecek, birileri hep gelip yönetecek, her zaman birileri ezilecek. Bu anlamıyla da koronavirüs sürecinde de ülkemizde ve ülkemizin dışında birçok yerde
bazı kurumlar çalışmak zorunda kaldı. Yani sağlık olsun, belediye çalışanları olsun, bir bölümüne bütün alanlarda böyle esnek çalışma biçimi dense de aslında sömürü devam ediyordu. Bu anlamıyla bizim bakışımız ne? İşçiler mutlak ama mutlak bulunduğu bütün alanlarda hiç ayrışmadan, hiç parçalanmadan örgütlenmeleri, kendi sendikal örgütlenmelerini güçlendirmeleriyle birlikte hareket etmesi gerekiyor. Yoksa bu dünya hepimiz için gerçekten de bir baskı aracı, hepimiz için bir zulüm olacak. Bundan önce de öyleydi zaten, bugün de öyle ve yarın da böyle olacak. Kurtuluş, işçi sınıfının bir araya gelip örgütlenip bu yönetime katılmasıdır.